Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün arkadaşlar size VirtualBox'ı nasıl kullanacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu hani bir program ne işe yarar diye soracak olursanız böyle bir sanal makine yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Android olsun, hani Windows platformu olsun, Linux, o tür şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bunu kullanmak için ne gerekti hemen bir onu söyleyeyim. Bu çok büyük bir boyuta sahip değil arkadaşlar. Yaklaşık 200 MB mıydı neydi tam hatırlamıyorum. Asıl bunun hani asıl gerekli olan şey ISO dosyaları arkadaşlar. Şimdi şuraya koymuştum, evet. Mesela Windows 8.1 şey arkadaşlar, ISO dosyası bu. Bu ISO dosyalarını kullanarak burada sanal makine yapabilirsiniz. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Şimdi bu ISO dosyaları nasıl kullanacaksınız onu göstereyim arkadaşlar. İlk önce burada yeni tıklıyoruz. Sonra adı, mesela ben Windows 8 diyeyim. Burada tekrar kurmayacağım. Hatta Windows 8.1 diyeyim. Şöyle 2 olsun. Sileceğim sonra. Şurada kurulu halini göstereyim direkt açıp. Burada biz mesela Windows kuracağız. O yüzden Windows'u seçeceğim. Burada başka şeyler de var zaten. Burada Windows'u seçtim. Sonra burada da otomatik olarak V8.1 yazınca algıladı sanırsam Windows 8.1 64 bit. Buradan ileriye tıklıyoruz. Burada önerilen bellek boyutu 2048 MB. Bellek boyutundan kastı ekran kartı ya da RAM. Arkadaşlar onu tam bilmiyorum. 2048'de kalsın, sıkıntı yok. Ekran kartı değil, RAM olması lazım. Ekran kartı 512 MB oluyor en fazla. Burada sabit disk için önerilen boyut 25 GB. Hani ister önerilen boyut diyor zaten. İsterseniz siz buradan başka ayarlayabiliyorsunuz sanırım. Sen bakalım hatta. 8 GB ya da 10 GB yapabiliyorsunuz. Ben direkt şimdi sanal bir disk oluşturayım. Burada hiçbir şey elemeden direkt ileri diyoruz. Yine ileri diyoruz. Burada ismini seçiyoruz. Burada da alanı seçiyor, sabit disk boyutunu. Ben şimdi ya da 25 dursun da şimdi. Oluştur diyorum. Şu anda tamam. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar sağ tık, ayarlar, depolama. Burada bir tane disk işareti var. Buna tıklıyoruz. Sonra buraya tıkladıktan sonra burada sanal bir CD var. CD'ye tıklıyoruz. Burada sanal optik disk dosyası seçim var. Buna tıkladıktan sonra burada biz, yani siz hangi şeyi kuruyorsunuz onun ISO dosyasını seçiyoruz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla ISO dosyasından başka bir şey kabul etmiyor. Hani ona göre ISO indirin. Mesela 363'lük bende 8.1 var. Ben bunu aç diyorum. Tamam diyorum. Sonra mesela açalım. Bundan sonra arkadaşlar tamamen bildiğimiz bir Windows nasıl kuruluyorsa aynısını yapıyoruz. Yani ekran falan geliyor. Hatta biraz göstereyim. Sonra direkt kurulmuş halini göstereyim. Gördüğünüz böyle normal bir şekilde açılıyor. Tek bir kötü yanı var arkadaşlar. O da en fazla 512 MB oluyor ekran kartı. Hatta zaten öyle görürsün, böyle kasa kasa gidiyor. Fare gelsin. Görünmeli kasıyor arkadaşlar. Burada ben Türkçe bulamadım sanırsam. Sadece İngilizce var. Bu da İngilizce olsun. Ben buradan Turkish Quiz seçeyim de neyse, sizlere bir şey yapmayacağım. Hemen size göstereceğim. Direkt Install Now deyip kurabilirsiniz arkadaşlar. Normalde ayarlarını yapıp hatta Install Now diyeyim şöyle. Ayarlarını göstereyim. Ve göstermesem mi? Neyse arkadaşlar, uzun sürebilir. Zaten geldi. Burada internetten siz keyini bulursunuz. Hani nasıl bir hangisini kuracaksınız onun için internetten bakarsınız. Sonra biz bunu kapatalım buradan, makinenin gücünü kapat deyip tamam diyelim. Ben kurulmuş halini göstereyim ben size. Normal böyle kullanım oldukça basit. Daha sonra hemen ben size ayarlarını göstereyim bunun, diğer ayarlarını. Açılsana kurulmuş haline göstereyim. Normal bir Windows nasıl açılıyorsa aynen açılıyor. Hani siz bunu niçin kullanabilirsiniz? Mesela böyle bir program test etmek için kullanabilirsiniz. Hani başka bir bilgisayarda nasıl, eksiği var mı yok mu? Onu test edebilirsiniz. Bekliyoruz. Açıldı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada desktop diyelim. Şu an yalnız aşağısı gözükmüyor. Çünkü ben şu... Bir dakika arkadaşlar, özür dilerim. En son bunu tam ekran yapmıştım. Burada ayarları nerede bunun? Makine ayarlar. Ekran, bu ayarları göstereceğim zaten size de. Şunu şöyle yap. Yine de fark etmiyor. O zaman hemen ben bir tam ekran diyelim buna. Neyse arkadaşlar, hani gördüğünüz gibi burada oldu da şu anda ufak geldi ekran. Tam ekran yapınca olması lazım. Tam ekranı nasıl yaptım unuttum. Ayarlardan tam ekran gibi. Değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Ama bir bilgisayar arkadaşlar, hani gayet normal bir bilgisayar, hani İngilizce, ama hani siz sonradan Türkçe dilini indirip Türkçe yapabilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım. Dediğim gibi hani şey 128 MB şu anda. En fazla 216
Yok, 516 megawatt olabiliyor ekran kartı. Kapansın bey. Şimdi size ayarları göstereyim. Sonra da bir Android'i nasıl kuracağım diye soracak olanlara göstereyim şu Android kurulumuna. Sonra videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar ayarlara geliyoruz ilk başta. Şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum. Siz kurulumu yaptıktan sonra eğer CD çıkarmadıysanız CD'nin ön yükleme yapmak için Enter'a tıklayınız diye bir yazı gelecektir ya da onun İngilizcesi. İlk önce kurduktan sonra depolamadan şu CD'yi çıkartın arkadaşlar. Buraya gelip disk sanal sürücüden kaldır deyip çıkartabilirsiniz. Şimdi genele gelelim. Burada istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz sonradan. Burada hiç böyle arkadaşlar ayrıntıya girmeyeceğim. Hani böyle üstünden anlatacağım bildiğim kadarıyla. Sistemden ana belleği değiştirebilirsiniz. RAM'i bildiğim kadarıyla. Bunu bakmadık ama neyse. Buradan ön yükleme sırasını seçebilirsiniz. Mesela ilk önce CD mi okusun yoksa disketi mi, sağ diski mi, ağ mı? Onu siz karar verebilirsiniz. İşlemci 2 işlemci mi? Benim 8 işlemciye kadar çıkıyor ama burada şu arkadaşlar şu açık hani sönük kırmızı mı ne ya da pembe bu önerilmiyor sana. Evet, geçersiz ayar algılandı diyor zaten. Mesela neden kaynaklanıyormuş? Sistem işlemci ana makinede 4 fiziksel işlemci sayısı daha fazla. Ha, sadece fiziksel işlemcileri koyabiliyormuş arkadaşlar anladığım kadarıyla. Burada biz bir GPU diyelim. Burada çalıştırma üst sınır diye yani seçebiliyoruz. Burada mesela geçersiz ayarlar algılandı. Çok düşük diyor mesela. Biz bunu yine şöyle şey yapalım. Hızlandırma. Bunu ben bakmadım hiç. Ekranı girecek olursak şimdi gördüğünüz gibi 256. Bu arada 216 değilmiş, özür dilerim. Bu 256 MB çıktı arkadaşlar. Burada siz bunu nasıl yükseltebilirsiniz onu göstereyim. 2B'ye tıklıyoruz. Olmadı. Niye olmadı bu? Sonra en fazla 216, 256 mı oluyordu? Arkadaşlar sizde hani bu işaret de olmayacak. Hatta göstereyim de şöyle şunun ayarlarından. Ekrana geliyoruz. Yok, ekrana görüntü yakalama değil. Heh, tamam. Ekran gördüğünüz 128. Burayı ben azalt, yani çoğaltmıştım. Burada 3B'ye tıklayınca gördüğünüz gibi çaldı arkadaşlar. 256'ya kadar. 516 olmuyormuş. Çok çok özür dilerim. Aklımda 516 diye kalmıştı. Burada 3B hızlandırma etkinleşir diyerek bunu yükseltebilirsiniz. Yani depolamada gördüğünüz gibi hani şu hale duruyor. Mesela bunu da kaldırayım hemen size beraber. Sonra giriş yap. Hani kurduktan sonra kaldıracaksınız bu arada. Onu da hani şey yapın, dikkat edin. Hani direkt böyle açılır onu kişi yaparsın. Eğer kaldırmazsanız zaten bir şey olmaz. Orada hani her zaman o yazı gelir. Şimdi USB var arkadaşlar. Nasıl USB'yi seçeceksiniz onu göstereyim. Burada USB 2.0 seçtim mesela ben. Burada bunun ek paketini yüklemeniz lazım. Bu USB 2.0'ı yüklemek için. Direkt hani şey internette VirtualBox Extensions pek yazın çıkar herhalde. Kendi sitesine var. Burada tamama tıklıyoruz. Hatta onu da gösterebilsem iyi olur da neyse. Ama şu şeyden göstereyim arkadaşlar. Burada böyle şurada ben ayarlar vardı ya arkadaşlar. Orada aygıtlar olması lazım. Aygıtlar USB orada. Yani sizin USB'niz hangisi onu seçebilirsin. Mesela benimki SkyMedium'un neydi onu seçince normal bu ana bilgisayardan bağlantısı kopuyor. O sanal bilgisayara gidiyor arkadaşlar. Bağlantısı. Ayarları da böyle bunların. Başka var mı bakalım. Başka anlatacağım ayar yok arkadaşlar. Şimdi gelelim Android'e. Android'i nasıl yaptım ben? Buradan Linux'u seçiyoruz arkadaşlar. Burada Ubuntu falan değil. Other Linux var. 64 bit, 32 bit. Bunları hatırlamıyorum hangisi olduğunu, kusura bakmayın. 64 bit diyeyim. Burada ASR diyelim şimdilik. Burada yine seçiyorsunuz. Hani ne kadar olacağını normal klasik böyle oluşturuyorsunuz arkadaşlar sonra. 8 GB falan. Açıldığında normal bir Android şey açılıyor. Bunun kurulumunu şimdi gösteremeyeceğim. Açıldıktan sonra kurulumu var arkadaşlar. Hemen şimdi VirtualBox'ı anlattım. Başka bir bölümde de bu Android kurulumunu ayrıntılı bir şekilde anlatırım arkadaşlar. Program hani başlı başına böyle bunu yapan başka bir program daha vardı ama onu bu videoda söylemeyeyim. Başka bir videoda tanıtırım onu da. Yani bu tek eksi yanı görüntü belleğinin düşük olması arkadaşlar. Tek hani eksi yanı o. Ondan başka gayet güzel bir program. Hani internette başka bu işlemi yapan programlar da var ama hani ben şu anlık bunu tattım. İlerleyen bölümlerde başka programları tanıtırım. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.